Herkese merhabalar. Uzun bir süre sonra ilk defa yapmış olduğumuz Kuzey Galler tatiliyle ilgili olarak size bir takım bilgiler vermek istiyorum. O kadar uzun zaman oldu ki yeni kamera aldım. Yeni kameramı test etme fırsatım oluyor şu anda. Elimi yaktım arada. Saçım sakalım değişti vesaire. Mevsimler değişti. Anca vakit bulabiliyorum Kuzey Galler'de neler yaptığımıza dair sizinle paylaşabilmek için. Lafı uzatmadan oraya vardığımızdan bahsedeyim. Öncelikle yollar açısından oldukça zorlu diyebileceğim bir rotadan gittik Kuzey Galler'e. Güney Galler'le bizim bulunduğumuz Cardiff bölgesinden oraya çıkabilmek gerçekten uzun süren, dolambaçlı yollardan hedefine varan bir süreç açıkçası. Yani eğer İngiltere'den, Liverpool'dan gidecek olursanız Kuzey Galler'e belki de daha çabuk ulaşabilirsiniz. Bunu gördük biz de. Kaldığımız yer gayet güzeldi. Glamping denilen glamour camping konseptli. Oldukça hoş bir yapıda. Hem böyle campingi ama hem de böyle glamour'ı, yani şehrin o snobluğunu almadan, çeşitli lükslerinden vazgeçmeden size bir camping ortamı sunan oldukça tatlı bir yerdi. Tabii burada bir takım güzel bize sunulan hizmetler vardı. Bir tanesi mesela jacuzzi. Ama bu jacuzzi'den ne kadar yararlandık? Hot tub'dan ne kadar yararlandık? O tabii havanın Mayıs ayında Kuzey Galler'de bize izin verdiği ölçüde gerçekleşti. Birazcık her şeyin uçuşması, birazcık rüzgarlı olması havanın vesaire. Tabii ki ortaya çok da böyle keyifli olmayan, beklediğimizden birazcık daha düşük seviyede bir jacuzzi, hot tub tecrübesi yaşattı. Zaten yola çıktığımız günden itibaren hani burada sarı alarm denilen bir fırtına durumu, Amber Alert durumuna geçti bütün Galler. Gelen bir fırtına uyarısının üzerine. Yolda da bundan nasiplendik diyebilirim açıkçası. Birkaç kez durduğumuz noktalarda bizi çarpan sert rüzgarlar ve şiddetli fırtınanın etkisiyle biz de biraz kendimizden geçtik ve bunun etkilerini yer yer Kuzey Galler'de de hissettik. Dediğim gibi çok tatlı bir yerde kaldık. Her ne kadar hava bize izin vermemiş olsa da oldukça keyifliydi. Kuzey Galler dendiğinde akla gelecek ilk şey aslında doğal güzellikleri. Daha çok oradaki şehirler veya küçük ilçeleri, kasabaları gezmekten ziyade Snowdonia dediğimiz o bölgedeki çeşitli hiking alanlarını ve doğal güzellikleri keşfetmek aslında esas olmalı sizin için Kuzey Galler'e gittiğinizde. Özellikle Snowdonia bölgesindeki gezdiğimiz yerler inanılmaz güzeldi. Rüzgara rağmen gerçekten çok keyif aldık. Biz bu arada Anglesey Adası'nda kaldık. Anglesey Adası Kuzey Galler'in en kuzey batı kısmını oluşturan bölge. Çok eski bir tarihi var aslında. O bölgenin genel olarak hani daha çok Welsh ve yani Gal tarihini yansıtmak açısından çok fazla eski izler taşıdığını söyleyebiliriz. Ve Anglesey Adası da bu bölgelerden bir tanesi. Daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşılan bir yer. Kuzey Galler Güney Galler'e nazaran daha az gelişmiş bir yer. Cardiff başkenti Galler'in de güneyde yer alıyor. O nedenle daha çok turizm amaçlı son yıllarda biraz olsun hani kıpırdanmaya başlamış. Gelir seviyesi açısından çok fazla yüksek bir gelir seviyesinin bulunmadığı bir bölgeden bahsediyoruz Kuzey Galler'den bahsederken. Ama dediğim gibi doğal güzellikler burada öne çıkıyor tabii ki. Neden? Çünkü şehirleşmenin çok az olduğu, yeşilliğin bol olduğu, doğal güzelliklerin, dağların, tepelerin oldukça kendini net bir şekilde gösterdiği harika bir yer. Tabii gittiğimiz yerlerden bir tanesi, sizin de yapabileceğiniz, tabii biz rüzgardan dolayı çok fazla yapamadık ama South Stack Lighthouse'a gittik. Gittiğimiz en güzel yerlerden birisiydi. Tabii ki videolardan da göreceksiniz. İnanılmaz bir rüzgar etkisinde gezdik orayı. Bugün Anglesey Adası'ndaki South Stack Lighthouse'a geldik. Gördüğünüz gibi inanılmaz rüzgarlı. Ben bugün burada belki drone'umu uçururum falan diyordum ama açıkçası manzara da sağ olsun hiç gerek yok. Böyle bir riski de zaten almaya değmez. Ama şimdi birazdan tepeye çıkacağız ve size biraz daha güzel bir açıyla South Stack Lighthouse, South Stack Feneri'ni göstermeye çalışacağız. Evet, sanırım daha iyi bir açı buldum. İnanılmaz bir rüzgar var gerçekten. İşte Mayıs'ta Galler, Kuzey Galler daha doğrusu böyle. Çok güzel bir tepeden deniz fenerine doğru bakma şansınız oluyor. Deniz harika, manzara süper. Ama gerçekten rüzgarlı havalarda kendinize dikkat edin. Çünkü uçurumlarla ve çok yüksek alanlarla dolu bir yer. Oraya gideceksiniz. Birazcık insanın açıkçası can tehlikesini düşünmediği olmuyor değil orada gezerken. Zaten
Covid kısıtlamaları nedeniyle giriş yasaktı Fener'e. O yüzden biz de yalnızca etrafında hani fotoğraf çekerek ve oradaki doğal görüntünün keyfini çıkartarak açıkçası biz de vakit geçirdik. Bu arada telefondan bakmak zorundayım. İsimler genellikle hani olabildiğine Welsh ve Galce. Yani benim de buradaki kısıtlı Galcem'le size birkaç bir yer daha söylemek istiyorum. Gittiğimiz çok güzel, boyuna böyle uzunlamasına giden, yine burada çok fazla görebileceğiniz ama bu çok farklı gerçekten. Şahane bir kumsal şeridi. Traeth Llantwin diye okunuyor buranın diliyle. Büyük ihtimalle çok komik bir şekilde okudum ben ama gerçekten gittiğinizde oradaki manzara hiç komik değil. İnsanın ağzını açık bırakacak cinsten. Gerçekten harika bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Kesinlikle gitmenizi tavsiye edeceğim. Anglesey adasının güneyinde bulunan bir yer. Az önce bahsettiğim Fener kuzey tarafında bulunuyor. Zaten adayı geçmek oldukça kolay. Yani yarım saat sürmüyor bir tarafından bir tarafına arabayla adayı geçmek. O nedenle çok kolay ulaşımınız. Adayı kesen de büyük bir otoyol, yani çift şeritli bir otoyol var. Genellikle çok rahat ve hızlıca gidip gelmenizi sağlayabilen. Tabii ki bu otoyol sayesinde adanın güneyinde ve onun güneyinin karşısında bulunan bir takım yerleşim yerleri. Adı öne çıkan Bangor olsun, işte Carnarvon olsun. Onun dışında dünyanın en uzun isimli yerleşim yerine de gidebilirsiniz. Yani kısaltılmışını söyleyeyim ben. Llanfair Pivil. Ama özellikle tren istasyonuna gittiğinizde buranın bu ismin çok daha uzun olduğunu fark edeceksiniz. Okumaya çalışacak olursam Llanfair Pivil Givilgil Lol Goger Ri Vir Dobr Vil Nan Sili Gogogo tarzında bir isim. İngilizcesine bakacak olursanız bir takım kelimelerin bir araya gelmesinden oluşmuş. İşte kuzeydeki çeşmenin, köyünün ortasındaki kilisenin arkasındaki yer falan gibi bir ismi var aslında. Yani böyle bir hani dolambaçlı, genellikle böyle Almanca kelimelerde karşımıza çıkan eklemeli bir sözcük diyebiliriz. Orada bir anınızın olması da tabii ki değişik bir tecrübe olabilir sizin için. Biz de oraya bir uğrayalım dedik. Onun dışında gittiğimiz yerlerden tabii ki dönüş yoluna daha yakın Lamberis diye yine Snowdonia bölgesine giriş yaptınız. Kuzey Galler'den Güney Galler'e doğru inerken tatil boyunca aslında çok kötü havayla karşılaştık ama Lamberis'teki hava gerçekten en iyisi aralarından. Şu anda Snowdonia National Park, Snowdonia Milli Parkı'nın içerisindeki Lamberis Gölü'ne geldik ve Kuzey Galler seyahatimizdeki gördüğümüz herhalde en böyle iklim açısından, hava açısından keyifli, sakin yer diyebilirim. Zaten buradaki ilgiden de anlayacağınız üzere geldiğinizde çok güzel bir doğası var, inanılmaz bir doğası var. Snowdonia dağlarıyla, Snowdonia Milli Parkı'nın dağlarıyla çevrili. Arkamda gördüğünüz bu yalnız ağaç da, şöyle netleyebilirsem eğer, bu gölün sembollerinden biri. Biz de şu anda onun sömürüsüyle uğraşıyoruz. İçerik anlamında sömürmeye çalışıyoruz. Fotoğraf, video, drone shot birazdan. Bulutlar yer yer kapatıyor ama o zaman bile üşümüyorsunuz gerçekten. Çünkü hava çok durağan, harika. Yani eğer yolunuz buradan geçerse kesinlikle buraya şans verin derim. Biz de orada drone'umuzla güzel çekimler yaptık. Çeşitli fotoğraf çekimleri gerçekleştirdik ve gerçekten oradaki manzaranın, oradaki görüntünün tadını çıkardık. Harikaydı. Yani tatil boyunca aslında görsel olarak en çok keyif aldığımız yer orasıydı diyebilirim. Onun dışında kasabalardan biraz bahsedecek olursak, Bangor daha çok üniversite şehri diyebilirim. Tabii ki hepsi güzel yerler ama bizim gittiğimiz dönemde Mayıs ayında bu videoyu şu anda ben Ağustos'ta çekme şansım oluyor. Mayıs ayında birazcık Covid'in etkileri de vardı. Bangor o açıdan çok fazla bizim hani dikkatimizi çekmedi ama Carnarvon belki, yine kalesi özellikle çok tarihi. Yanlış hatırlamıyorsam eski başkentlerden de birisi tarihte. Galler için önemli, önemi çok büyük. Ve köprünün, yani iki tarafı birbirine bağlayan ana karayla Anglesey adasını birbirine bağlayan köprünün olduğu iki taraftaki yerleşim yerleri de bence çok güzel. Menai Bridge. Aslında Menai Bridge buralar açısından, yani bölgeler
bu bahsetmiş olduğum yerleşim yerleri açısından bizim gördüğümüz en tatlı kasabaydı diyebiliriz. Oldukça küçük bir yer zaten. Manzara olarak çok tatlı. Orada bir tane restoranı da bulma şansımız oldu aslında ama çok da meşhurdu. Orayı da size tavsiye ederim. Dillon's diye bir yer. Maalesef yalnızca dışarıda oturma şansımız olduğu için Dillon's'a oturamadık. Fully booked, yani tamamen rezervasyonlardan dolayı fulldü gün ortasında hem de. Biz de o nedenle Dillon's'ın bakery, yani fırınından bir takım ufak tefek güzel hem hediyelik hem de yemek için yanımıza bir takım yiyecekler aldık. Ama Dillon's Galler bloklarında da sıkça görebileceğiniz oldukça popüler bir yer. Aynı zamanda Galler'de ve İngiltere'nin belli yerlerinde de ürünlerini çeşitli böyle gurme mağazalarda görebilirsiniz. Buraya has, Galler'e has, yani tamamen burada üretilmiş ambalajlı ürünlerini görebilirsiniz. Onun dışında hemen hemen tüm yerlerden bahsettim zannedersem. Zaten biz de 3 günlüğüne gitmiştik. Dediğim gibi kesinlikle havanın iyi olduğu bir dönemde gitmeniz önemli. Çünkü açıkçası genellikle tepelik yerlerde zaman geçireceğiniz için bu birazcık keyfinizi kaçırabiliyor. O yüzden her yerde olduğu gibi aslında İngiltere'de, UK'de, adada gitmek isteyeceğiniz her yerde olduğu gibi ama burada ekstradan Kuzey Galler'de havaya önem göstermeniz gerçekten kritik. Bu isterse glamping, işte camping vesaire tarzı bir tecrübe olsun aradığınız veya başka türlü bir şey. Havanın iyi olması gerçekten önemli. Ama tabii havayla birlikte bu fırtınalı havanın getirdiği çok da güzel bir şey vardı. Ona da ufak bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten inanılmaz gökyüzü manzaralarıyla karşılaştık yol boyunca. Ve olabildiğince yolda giderken GoPro'yla da o anları kayıt altına almaya, bulutların o harika dansını sizlere göstermeye ve kendimize de ana olarak saklamaya çalıştık. O açıdan harikaydı açıkçası. Ve dediğim gibi Hodrum'u her zaman takip edin. Bu gerçekten İngiltere'de çok zor. Ne zaman, yani özellikle bir doğa tatili yapacaksanız neyin nasıl bir değişkenlik yapacağını bilmek çok zor. Daha geçen gün burada heat wave, yani sıcak hava dalgası gelecek deniyordu ama şu anda bugün hep yağmurluydu hava. O yüzden birazcık da işiniz şansa kalıyor ama dediğim gibi güzel bir havaya denk geldiğiniz vakitte çok harika bir doğal güzellikle karşı karşıya oluyorsunuz. Özellikle yeşilin çok fazla hakim olduğu, yer yer bu arada mevsim fark etmeksizin dağların tepelerinde beyazlıkları da görebileceğiniz, beyazla yeşilin, maviyle yer yer birleştiği çok güzel bir tatil sizi bekliyor. Olacaktır tabii. Şu anda umut ediyoruz ki Covid'in ortaya çıkarttığı durumlarda geride kalırsa çok güzel mekanlarda, çok güzel restoranlarda yemekler de yeme şansınız olacaktır. Şöyle bir şey de var. Kesinlikle çok halkının sıcak olduğu bir yerden bahsediyoruz. Çok yardımsever. Her ne kadar aksanları çok fazla anlaşmakta kolaylık sağlamasa da olabildiğince yardımcı olmaya çalışan ve hani güler yüzlü toplumdan bahsediyoruz. Kuzey Galler'deki insanlardan ve onların misafirperverliğinden bahsederken. O yüzden eğer yolunuz düşerse kesinlikle tatil rotanıza ekleyin diyeceğim. Keyifli bir yer, insanı dinginleştiren, huzurlandıran güzel bir yer Kuzey Galler. Bizim tecrübelerimiz böyleydi. Önümüzdeki günlerde İngiltere'nin farklı yerlerine bir takım geziler yapıyor olacağız. Yarından başlayarak aslında. Onları da sizinle paylaşıyor olacağım. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Herkese çok sevgiler.